Şimdi son dönemlerde yaşadığımız en büyük sıkıntı tarımın olmazsa olmaz dediğimiz bel kemiği, bu arılarımız. Ne yazık ki kimliğini bilemediğimiz kişiler tarafından hem kolanı balındıran kovanları hem de içindeki petekleri hep parçalayarak, bu da yetmezmiş gibi sinek ilacı diye tabir ettiğimiz zehirli zehirle arıların önünden önlerine şey yaparaktan kolonlarımızı komple zehirleme bir meslek haline dönüştü. Bunda üreteceğimiz ciddi şekilde mağdur. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizin ve gerekli yerlerin daha hassasiyetle üzerine durulmasını önemli arz ediyoruz. Yani son dönemde bizim ne yazık ki şu üretim zamanında, bal hasat zamanında şu gördüğünüz canlara kıymanın hiçbir şekilde anlaşılabilir, anlatılır bir tarafı ve vicdanen ahlakın uygun bir tarafı yok. Bu konuda bütün yetkililerin, üzerine düşenlerin, herkesin göreve davet ediyorum. Bu, ne yazık ki bu durum üreteceğimiz emeklerine ve mesleğe olan aşklarına tamamen zarar veriyor. Biz zaten bu mesleğe özellikle gençlerimizin, genç insanların gönül vererekten daha çok üretim yapmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunu bütün çabalarımız bunun üzerine. Arkadaşlarımızın bir tanesi turizm ve üniversite öğrencisi. Bir tanesi yine İktisat Bölümü üniversite öğrencisi. Yani üretmek için çaba sarf ettiler. Ama ne yazık ki son dönemde baştan gelen bu arı zehirlenmesi ve kolonine verilen zararlardan dolayı bütün o heveslerinde bir kırılma hissediyoruz. Biz tabii ki onların yanlarındayız ama yani bunu açıklanabilir, bir yana tutabilir bir tarafı yok. Bu konuda yeterince korunabildiğimize inanmıyoruz ve daha çok korunma istiyoruz. Mart ayından beri hunharca çalışıyoruz. Arılarımızı iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu göçümüz 200 kilometre çapında devam ediyor. Ve rakım olarak sürekli en iyi şekilde bal üretebilmek için göçebe bir şekilde devam ediyoruz. Ama yaşadığımız son zamanlardaki tatsız olaylar canımızı sıkıyor. Emeklerimizin boşa gittiğini görüyoruz. Arılarımız darp ediliyor. Arılarımız, kovanlar yıkılıyor ve özellikle güçlü ve bal alabileceğimiz verimli arılara zarar veriliyor. Kolluk kuvvetlerine başvurduk. Şu an araştırılıyor ama bu durum bizi çok üzüyor. Bu yıl kendimi geliştirdiğimi düşünürken, kolonilerimi iyileştirdiğimi düşünürken, kim olduğunu bilmediğimiz insanlar kovanlarımıza ilaç sıktılar. Doyana kadar bağlı yer, karnı doyduktan sonra bırakır çeker gider, arıya hiçbir zarar vermez. Arı gene aynı sağlam kalır. Ama sahipsiz buldukları arı insanlar ne yapıyor? Helak edip atıveriyor. Balını yiyor, çerçevesini kırıyor, içine ilaç sıkıyor. Veya çalıp götürüyor. Çeşitli yöntemler oluyor.